Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Yok aşkım, istediğin zaman gidip alabiliriz. Merhaba arkadaşlar, merhaba, merhaba. Bu arada kargomuz geldi de onunla alakalı konuşuyorduk tam o sırada. Derken şu an bilgisayarda ses olmadığını fark ettim ya da şu an baya baya bilgisayarda ses yok. Bir saniye, ben o sorunu çözüp pause yapıp geliyorum. Geldim. Evet. Evet. Kayıt devam ediyor. Evet. Yok arkadaşlar, sadece Age of Empires'ın sesi kısılmış. İngilizleri bitirdik. Fransızları bitirdik. Ruslarla devam ediyorduk. En son Kulikova Muharebesi'ni yaptık. Buradan Don Nehri'nin kenarında kazanılan bir savaştı. Donski efsanesi olarak tarihe geçmişti. 1380. Şu anda 1382 ordunun aleyhine göreviyle devam edeceğiz. Devletten imparatorluğa artık Ruslar küçük prenslikten yavaş yavaş büyüyorlardı. İntikam Dimitri'ye geliyordu. Moskova'nın taş surları en ağır sınavla yüzleşecekti. Öfkeli Han'ın tüm gücüyle. Hadi bakalım. Nasıl bir görev bizi bekliyor? Birlikte görelim. On the morning of September 8, 1380, at Kulikovo, the Moscow-led Rus army defeated the Mongols for the first time. One of the key battles of the medieval age, it was a transformative event in the rise of Moscow as the future capital of Russia. For the first time, rival principalities had joined Moscow to fight a common enemy. Now, many Rus principalities began to see themselves as one. Future leaders of Moscow would draw on the memory of this battle to claim their supreme political position in Russia. State to Empire. Moscow's Grand Prince, Dmitry Ivanovich, had led the Rus principalities to victory over the Mongols, reinforcing his dominance. But for the Mongols' leadership, the defeat at the Battle of Kulikovo was disastrous. The ruler of their Golden Horde was overthrown by a descendant of Genghis Khan. His name was Toktamish. And Toktamish was not going to let the treacherous Moscow-led Rus get away with rebellion. 2 years after their defeat at Kulikovo, Toktamish's Golden Horde set out to attack Moscow. The city had not felt the wrath of the Mongols for more than a century. That was about to change. Hold against the horde. Okay. Altın Ordu, aslında Altın Orda, orada yan neyse. Dimitri Donskoy Altın Ordu'yu kızdırmıştı. İntikam için susamış olan Toktamış Han başkente indi. Moskova baş kaldırısının bedelini ödeyecekti. Bakalım öyle mi olacak? Ha? Ne alaka? Sen kaybedeceksin. Yok, bu genelde şey aşkım. Hani size de söylemiş olayım. Tarihte gerçekleşmiş şekliyle, yani zafer kazanıyorsun ki o şekilde oluyor hani. Çünkü öbür türlü olamayacak bir efsanevi üstü bir hikaye oynamıyorsun yani. Neticede Moğolların şöyle bir etkisi olmuş oldu. Yani şu anki bildiğim Birleşik Rus hani devletini, o yapı taşlarını Moğollar atmış oldu bir nevi. Şu anda işte imparatorluğun ilk adımı olacak bu. Büyük ihtimalle bu savunmayı yapacağız. Bu savunmadan sonra işte Dimitri
Şu anda onu yani görevi yapmadığım için bilmiyorum da. Hani demek ki Rusya daha çok güçlenerek çıkacak yani bu işin içinden. Donskoy. Donskoy yazıyor. Dimitri Donskoy herhalde adamın adı. Racing to brace the gates of Moscow, Prince Dmitri and his army of Rus allies rushed into the fortified heart of the city. This would be the greatest test of Moscow's mighty stone walls. Yani bir savunma yapacağız sağlam bir şekilde. But could the capital hold out against the furious legion of the Golden Horde? The Muscovites had already faced many Mongol attacks on their city. Daha önce burada iş yapmıştık. Arrive in vast numbers. The race to fortify Moscow began. Чего делать надо? Şimdi köylüyü niye ahşap hisarı konuşlandırıyorum ben? Şurada içte bir şey oluşturalım. Şimdi bir yerden taş toplamam lazım. İşçi yönlendireceğim oraya. Early in his reign, Dmitri had purchased land surrounding Moscow. These vassal settlements provided Dmitri with taxes paid in gold, but could also supply reinforcements. If Dmitri chose to request reinforcements, he would lose the revenue from that settlement. Dmitri's call for support was answered by the vassal town, which sent all the troops it could spare. As Dmitri urgently prepared the city's defenses, fleeing villagers from nearby towns flooded into Moscow, desperately seeking refuge from the rapidly approaching Mongol army. Şuralarda gelişmeler var mı? Üçüncü Çağ Kalesi. 1200 et lazım. Bu işçiler nereye gidiyorlar? Bana gelmiyorlar mı? Ruslar olarak bin odun topla, okey. Evet. Ama şöyle bir sıkıntım var. Binalarım nerede ben? Tam kestiremiyorum ya. Rodney, готов трудиться есть.
The refugees from the settlements surrounding Moscow had all arrived at the city. They would wait out the Mongol assault behind Moscow's stone walls. Buralara biraz daha asker. Şu an okçulara abandım, biraz öyle oldu ama. Bu 3. Çağ Kalesi'ne cidden ihtiyacım var benim. Biraz et mi satın alsam acaba? 600 altın, evet, et alabilirim, yiyecek al. Şu an manastır daha iyi olabilir bana. Biraz dinsel güç de katabilir orduma. Şu an Moğol intikamına hazırlanacak pek bir şey yapmadım aslında. Hearing the thunderous beat of the Mongol war drums on the horizon, Dmitri rallied his men to hold their ground. If the stone walls were breached, the city would fall. Kralı önden gönderiyoruz ama bu Mongol torches made short work of Moscow's wooden palisades, and now the old stone walls were all that stood between Dmitri. Şu an dışarıdan bir şey yapacaklar galiba. Önce bir dışarıyı kışkırtıp, yani orada dışarıdaki köylüleri öldürecekler ya da şu odundan surları yıkacaklar bir nebze. Şunları da orduma dahil edeyim. Biraz daha taştan savunma yapabilirim şuralara. Подницы!
kesin patron yetişse. Pa. Я построюсь. Готово, есть, потрудитесь. Стреляет кто-то. Не вы. Что нас гадите? Начинаю строить сейчас. Yeterince taşım yok. Ne? Ha. İçerideki ağaçları keselim diyeceğim de. Ağaç çok içeride arkadaş. Şurada spring neydi? Springlat. Mevzilerini yerleştireyim de. Come on, dude. Yarıyorlar. Ama bayağısını hallettik ya. Manastır değil, cephanelik olabilir. Tarla tapan go. Taş, lanet olası taş.
87 kişilik bir ordum var. O kuşatma sırasında normal ya bu işler. Şeyi icat edememişiz, o kötü oldu. Kaynar su var ya. Arrived at Moscow's gates. The Mongols rolled in their mightiest siege engines. Neymiş o? Mancınık. Sıkıntı büyük. Yani o Spring Glad mevzilerin de pek bir işe yaramadığını gördük yani. Ok atsalardı bari doğru düzgün. With the heartbeat of Mongol war drums closing in, the Rus knew the horde would not relent. Dmitri's call for support was answered by the vassal town, which sent all the troops it could spare. Oh, sur delindi. Mancınık çok haksız. Oğlum koşsanız ha. Moscow's mighty stone wall cracked open under the fury of the attack. Dmitri had to expel the enemy immediately or lose his capital and his rule. Посмотрите, ожидаю.
Abi mancınık. Oh mancınık. Oha trebüşe getirmişler. Oğlum onlar orada tarla tapan falan yıkıyor ya. Bu trebüşeler çok uzağa vurmuyor mu ya? Muscovites bravely held their capital in the face of an overwhelming Mongol onslaught. But now an even larger army had arrived on Moscow's doorstep. Running out of time, Dmitri ordered his army to hold back the Mongols long enough for Moscow's citizens to escape. Vatandaşlar kaçarken şehri tutmu. Ha? Yok, kaybediyoruz hava savaşı galiba. Lan oğlum Moğollar ne getirdi ya buraya? Станьте
Abi adamların getirdiği orduya bak ya. Dehşet. Dmitri and his men held the city, giving some of Moscow's citizens time to flee. But despite their steadfast defense, the Rus could hold out no longer, and the capital succumbed to the vast numbers of the horde. Ha, demek ki tarihte yeniliyormuş zaten. Plundering its riches and slaughtering any Muscovites that remained. Duydun mu aşkım? Moğollar yeniyormuş Rusları. Ama bak zaten görev de o şekilde ilerledi yani. Hayır ama ben kazandım oyunu. Ben savaşı kazandım. Bana verdiği görev şehirden kaçarken halkı koruydu. Bak. Zaten zafer yazmadı. Bak görev tamamlandı yazdı. Evet, orta seviye zorluk onu şey. Çık, çık kardeşim, çık. Evet. Ordunun aleyhine görevini tamamladık. Novgorod Cumhuriyeti'nin çöküşü göreviyle bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Ruslardan Novgorod, özür dilerim. Eda düzeltti beni arkadan. Bir sonraki bölümde görüşürüz dostlar. Bye.